Sevgili dostlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an özel bir yerden, İtopya'nın stüdyosundan sesleniyorum sizlere. Buralar sevdiğimiz ortamlar çünkü donanım dünyası mabedi olan noktalardan birindeyim şu anda ve elimde de heyecan verici bir işlemci bulunuyor. Intel'in yeni nesil performans canavarı ya da Intel'in yeni en hızlı oyun işlemcisi diyebileceğimiz Core i9 14900K gerçekten heyecanlıyım. Keyfim de çok yerinde çünkü bu işlemcinin resmi olarak duyurulmadı. Dolayısıyla ilk dokunanlardan ve ilk test edenlerden biri olacağım için ayrıca mutlu ve sevinçli olduğumu söyleyebilirim. Tüm İtopya ailesine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Şimdi 14900K performans anlamında çok iddialı. Önümüzdeki aylar boyunca 2024'ün önemli bir kısmı boyunca Intel tarafındaki en hızlı işlemcilerden, en iyi oyun işlemcilerinden birisi olacak. Bunun üstüne gelse bir model daha gelebilir. O da Core i9 14900KS modeli olacak ama çok büyük bir ihtimalle çoğumuz için belki de en hızlı Intel işlemci 14900 kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Hem 2023'ün kalan kısmı hem de 2024'ün önemli bir kısmı boyunca. Peki, aklınıza gelen soruların farkındayım. 14900K, Core i9 14900K neler getiriyor, neler yeni, performansı nasıl? Ki benim de en çok merak ettiğim şeyler bunlar da aslında. İsterseniz biraz yeniliklerden bahsedeyim. Bu arada böyle bir kutudan çıkardım ben işlemciyi ama aslında piyasaya girdiği zaman böyle 13900K'nınki gibi alengirli bir kutusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu İtopya'ya sağlanan sample'lardan, demo işlemcilerden birisi olduğu için nispeten daha mütevazi bir kutuya sahip. Fakat siz alacağınız zaman, almayı planlayanlar varsa muhtemelen buna benzer daha hoş göze, daha estetik gelen bir kutuyla geleceğini söyleyebilirim 14900K'nın. Peki 14900K neler vaat ediyor? Biraz bunlardan bahsedeyim size isterseniz. Aslında teknik olarak bakıldığı zaman bu işlemci bir devrimden ziyade bir evrimi temsil ediyor. Yani 13. jenerasyonla kıyaslandığı zaman onların yenilenmiş, tazelenmiş, ince detayları gözden geçirilmiş bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Zaten aslında Intel'de buna benzer bir slogan kullanıyor. Şöyle ki, 13. nesil işlemciler Raptor Lake kod adıyla gelmişti. 14. nesil masaüstü işlemciler de Raptor Lake Refresh kod adıyla geliyor. Refresh, yenilenmek, tazelenmek demek. Yani temel tasarım olarak, işlemci mimarisi olarak, altyapı olarak bakıldığı zaman 13. nesil işlemcilerle 14. nesil işlemciler aynı tasarım kullanıyorlar. Aynı altyapı üzerinde çıkan, yükselen binalar gibi düşünülebilir. Peki fark nerede derseniz eğer, şöyle söyleyebilirim. 14. nesilde işlemcinin önemli bir kısmı selefi olan 13. nesille kıyaslandığı zaman daha yüksek frekansa, dolayısıyla daha yüksek oyun performansına sahip olacak örneğin. Ki 14900K'da onlardan bir tanesi. 13900K ile kıyasladığımız zaman frekansta 200 MHz'lik bir artış var. Bas frekansı, yani garanti edilen temel frekansı 3000 MHz'den 3200 MHz'den, turbo frekansı ise 5800 MHz'den 6000 MHz'e çıkmış durumda. Yalnız burada bir parantez açmak isterim. Turbo frekansı derken Intel tarafında farklı turbo kademeleri bulunuyor. Ben en yüksek, işte TVB dediğimiz Turbo Velocity Boost devreye girdiği zaman, yani çıkılabilecek en yüksek otomatik frekans seviyesinde artık 5800 MHz'den 6000 MHz'e çıkabiliyor. Alt turbo seviyelerinde yine 5400, 5600, 5800 MHz'ler gibi farklı kademelerde tabii ki söz konusu olabilir. İşlemcinin hem takılı olduğu sistem, hem takılı olduğu sistemin sahip olduğu soğutma yetenekleri, hem de çalıştırmak istediğiniz iş yük ya da oyuna bağlı olarak bu frekanslar değişkenlik gösterebilir elbette. Frekans dediğim gibi buradaki en büyük kazanım yalnız 14. nesil işlemci ailesi için 13 ile kıyaslandığı zaman bazı modeller daha fazla kazanım sağlayacaklar. Benim bu bağlamda öne çıkarmak istediğim modellerden bir tanesi 14700K olacak. Çünkü 13700K ile kıyaslandığı zaman çekirdek sayısı arttığı için aslında o 13. nesildeki i9'lara yakın bir performans seviyesine gelmiş olacak. Çekirdek demişken önemli bir detay bu. Core i9 14900K'nın çekirdek sayısı 13900K ile aynı, dediğim gibi tek fark aslında ya da en büyük fark frekansların artırılmış olmasında yatıyor. Dolayısıyla 24 çekirdekli bir tasarım bekliyor bizlerin. 24 çekirdekten 8 tanesi P-Core dediğimiz yüksek performans çekirdekler, 16 tanesi ise E-Core dediğimiz enerji verimli çekirdekler. Ki aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler için hatırlatmam gerekirse, Intel birkaç jenerasyondur hibrit çekirdek mimarisine geçmiş durumda. Aynı cebimize taşıdığımız akıllı telefonların işlemci platformlarında olduğu gibi. Yani performans çekirdekleri ve daha verimli çekirdekleri bir araya getiriyor. İş yüküne ya da kullanma şeklinize bağlı olarak bazı durumlarda performans çekirdekleri, bazı durumlarda tasarruf çekirdekleri, bazı durumlardaysa hepsi birden devreye girerek performans ve enerji tüketimi termal durum arasında doğru dengeyi yakalamaya çalışıyor. Bu bağlamda da 14900K'dan 8 tane performans çekirdeği, 16 tane de tasarruf çekirdeği bulunuyor. Toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek desteği bulunuyor. Şimdi burada kafalar karışmış olabilir. Çünkü
İzlek demek hyperthreading teknolojisiyle gelen birden fazla iş yükünü hesaplayabilmek demek en kaba tabiriyle ve akıllara şöyle geliyor. Normalde pek çok işlemcide, önceki nesil işlemcilerde 8 çekirdek 16 izlekliyorduk. 10 çekirdek 20 izlekliyorduk mesela ama şimdi 24 çekirdek 32 izlekliyoruz. Niye 24 çekirdek ve 48 izlek demiyoruz derseniz eğer Intel'in yeni tasarımında mevcut mimarisinde sadece performans çekirdeklerinde hyperthreading desteği bulunuyor. Dolayısıyla 8 performans çekirdeği ve 16 enerji tasarruflu çekirdek arasına bakıldığında sadece 8 tane çekirdeğin ekstra izlek hyperthreading desteği bulunuyor. Dolayısıyla 8 çekirdek, 16 izlek ve diğer 16 tasarruflu çekirdeğin direkt hyperthreading desteği olmadığı için 1 izlek desteğini dikkate aldığımız zaman da ortaya 32 izlek desteği çıkıyor. Bir miktar kafalar karışmış olabilir ama bunlar genelde anlatılmayan detaylar olduğu için özellikle vurgulamak istedim. Dediğim gibi temel tasarımda, temel mimarlıkta çok büyük bir güncelleme yok ama bazı ufak tefek dokunuşlar var. Amerikalıların fine tuning dediği bazı detaylar biraz daha iyileştirilmiş. Örneğin neden bahsedebilirim? Düşünüyorum. Mesela bellek desteği bence kıymetli. DDR5 tarafında artık daha yüksek frekanslara doğal destekle çıkılabiliyor. Doğal destekten kastım işlemci bizzat desteklediği frekans seviyesinde, örneğin 5600 MHz seviyesinde DDR5'leri direkt bu işlemciyle garantili bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu akıllara gelebilir. Evet, mevcut işlemcilerde de daha yüksek bellek frekanslarına çıkılabilir ama onlar genelde anakartın getirmiş olduğu kazanım ve yetenekler oluyor. Fakat 14900K artık kendisi de 5600 MHz'e doğrudan destek veriyor. Ama tabii ki elinizdeki bellek kitine ve kullandığınız anakarta bağlı olmakla birlikte çok daha yüksek frekanslarda, çok daha agresif erişim sürelerine sahip bellek kitlerinde kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bunun dışında dediğim gibi yine sahip olduğu temel teknolojilerde herhangi bir değişim söz konusu değil. Kendi entegre grafik birimine sahip Intel Graphics 770 olarak geçen. Harici ekran kartı kullanmayacaksanız, sadece işlemci odaklı bir sistemde bu işlemciyi kullanacaksanız eğer grafik tarafında entegre grafiği kullanabilirsiniz. Tabii sadece işlemci odaklı bazı işlemciler için 14900K gibi bir işlemci belki bir miktar lüks gelebilir ama eğer öyle bir senaryonuz varsa da kendi grafik birimine sahip olarak geldiğini söylemem gerekiyor. Bunun dışında yine LGA1700 soket yapısına sahip elinizdeki 13. nesil işlemciler için almış olduğunuz örneğin Z790 chipseti bir anakartı çok büyük bir ihtimalle bu işlemcileri kullanacaksınız. Tabii ki bir BIOS güncellemesi gerekebilir. O yüzden planınız varsa bu işlemciye geçmek gibi öncesinde kullandığınız anakartın, ki eğer 13. nesli kullanıyorsanız örneğin, anakart üreticisinin sitesine girerek uyumlu bir BIOS güncellemesinin çıkıp çıkmadığını kontrol etmenize de fayda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte tabii şöyle bir detay da söz konusu. Bu işlemciler 14. nesilde Intel Overclock, yani frekansı arttırma kabiliyetlerini de arttırmış durumda ki 14900K 300 wattlar seviyesine çıkan güç kullanım kabiliyetine sahip. Dolayısıyla eğer kendiniz de frekansı daha yüksek seviyelere çıkarmak istiyorsanız bu bağlamda işlemcinin biraz daha esnek olacağını söyleyebilirim. Yalnız burada birkaç detay önemli. Birincisi 14900K'nın 6000 MHz'de çıkabilmesi ya da overclock'la daha yüksek frekanslara çıkabilmesi için etrafını öreceğiniz diğer tüm bileşenlerin de bununla uyumlu olması gerekiyor ki bileşenlerden kastım şu bir anakart. Çok iyi bir anakartınızın olması lazım. Evet, pek çok anakartla bu işlemciyi kullanabilirsiniz ama en yüksek performans seviyesinde daha uzun süreler boyunca kalmasını istiyorsanız VRM dediğimiz voltaj regülasyon modülleri gerçekten güçlü dizayn edilmiş. O bağlamda güç kabiliyeti, güç taşıma kapasitesi yüksek bileşenlere sahip olan anakartlar bence daha doğru bir tercih olabilir ki ben zaten 14900K'nın takılı olduğu sistemde bunu örnek teşkil etmesi için örneğin MSI'nin Z790 Pro anakartını tercih ettim. Dolayısıyla anakarta dikkat edin çünkü hem overclock kabiliyeti anlamında hem de işlemcinin kendi garantili frekans seviyelerine daha uzun süre kalabilmesi anlamında bu önemli detaylardan bir tanesiydi. Bununla birlikte soğutma sistemi önemli. Bu tür işlemcilerde 14900K'da mümkün olduğu kadar güçlü bir hava soğutma ya da mümkün olduğu kadar iyi bir sıvı soğutma kiti almak, radyatörü büyük, verimli çalışan bir sıvı soğutma kiti almak, 6000 MHz'de daha uzun süre kalabilmek anlamında ya da en yüksek maksimum çekirdek turbo frekansını tutturabilmek anlamında da yine daha değerli olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bellek kiti de önemli çünkü yeni nesil işlemciler belleğe daha duyarlılar. Belleğin hem frekans seviyesinde yüksek frekansta hem de erişim süresi olarak düşük erişim ya da agresif erişim sürelerinde olması gerekiyor. İşte bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerçek anlamda performans canavarı, oyun sistemleri, oyun canavarı, çılgın sistemler ortaya çıkabilir ki Utopia.com'a girdiğiniz zaman böylesine işlemcilerin sahip olduğu, böylesine işlemcilerden güç alan pek çok sistemde tüm bu detaylar düşünülerek dizayn edilen sistemler. Herhangi bir bileşenden dolayı sistemin darboğaz yaşamaması ya da herhangi bir bileşenin en yüksek performansı frenlememesi adına dizayn edilen sistemler olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla 14900K'ya sahip olan pek çok sistemde işlemci piyasaya çıktığı gün itibariyle Utopia'nın sitesinde olacak. Orayı takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Toparlamam gerekirse 14900K, 13900K'nın devamı olarak gelen bir evrim işlemcisi aslında. En büyük kazanım frekans
Nissan geliyor. Dediğim gibi 24 çekirdekli, 6000 MHz turbo ile artık çıkabiliyor. Ortalama, tabi detaylı testlerde ve teste göre bu durum değişebilir ama kazancınız muhtemelen iş yüküne ya da oyuna bağlı olarak %7-8'lerden 12-13 hatta belki 15'lere çıkabilir kıyaslayacağınız işlemciye de bağlı olarak, ki ben burada daha ziyade telefonun 13900K'dan bahsediyorum. Amacınız Intel tarafındaki en hızlı işlemciye sahip olmak, oyunlarda yüksek performans elde etmekse, bütçe sorunu yaşamayan bir kullanıcıysanız eğer 14900K Ekim ayı itibariyle artık alabileceğiniz en hızlı oyun işlemcilerinden, en hızlı yüksek performanslı işlemcilerden birisi olacak ki itopya.com'da da bu işlemci ve işlemcinin güç verdiği sistemleri bulabilirsiniz. Evet, Core i9-14900K'nın kendisiyle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz 14900K ve 13900K'nın takılı olduğu iki çok benzer sistemi bir araya getirelim ve bazı testleri gerçek zamanlı olarak, kıyaslama olarak yaparak 14900K'nın performansına biraz daha yakından bakalım. Evet, şu anda sistemi topladık. Çok güzel bir sistem oldu bu arada. Bileşenlere bakıldığı zaman Core i9-14900K zaten sistemin merkezine yer alıyor. Onun üzerine çalışan anakart MSI'nin Z790 Pro modeli ve RTX 4090 ekran kartı var. Yine MSI'nin sıvı soğutma sistemi ve NZX'te kasa kullanılıyor. Yani pek çoğumuzun hayallerini süsleyen sistemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Intel'in en hızlı işlemcisi, Nvidia'nın en hızlı ekran kartı ve yani şunu alıp, hani çok soru geliyor bazen, sizlerden de geliyor, abi bir sistem alsam nasıl bir sistem beni 5 yıl götürür diye. Bu sistem muhtemelen 5 yıl götürür. Gerçekten muhteşem performans var. Şimdi tabii 14900K'yı anlattık ama bazı testleri göstermek bence önemli. Nasıl performans gelişimi olduğunu anlamak da bence son derece kıymetli. Burada tek bir sistem görüyorsunuz ama aynı ana donanımlara sahip olan bir başka sistem daha topladık. 13900K var onda da. Yine MSI'nin Z790 Pro anakartı var. Aynı bellekler var. Aynı ekran kartı var. Dolayısıyla videonun sonunda 13900K ve 14900K'nın da performansını yan yana görüp ne seviyede gelişim olduğunu zaten siz daha yakından görmüş olacaksınız. Ama birkaç tane test yapmak kıymetli. Tabii deplasmandayım. Kendi tüm bileşenlerim ve test ekipmanlarım burada olmasa bile hepinizin en çok merak ettiği ya da en çok sonucunu görmek istediğiniz bazı uygulamaları getirdim buraya. Onlarla başlayacağız. Yalnız önce şu testi açmak istiyorum. Bu test sevgili Ahmet abimizin, Ahmet Taruz'un da çok iyi bildiği bir test. Zamanında Oracle yapanların en çok kullandığı testlerden birisiydi. Super Pi testi. Bu Pi sayısını virgülden sonraki onlarca basamağını hesaplayarak özellikle tek çekirdek performansına gelişimi göstermek anlamında iyi sonuçlar verebiliyor. İlk Super Pi ile başlayalım. Bunun bir an testini yapacağım. Çekirdek çekirdek kıyaslaması yaparken performans gelişimini görmek bunda daha kolay ve rahat olabiliyor. Bu 2.1 sürümü, yeni sürümü önce arka tarafta bir donanımsal verifikasyon yapıyor. Yani donanım özelliklerini anlamaya çalışıyor. Önceki sürümler bastığınız anda çalışıyordu ama yeni versiyonda sistem tanımlaması yapması gerekiyor. Bu arada burada CPU üzeri uygulamamız, burada da HV Info var. CPU üzerinde zaten işlemci özelliklerini görüyoruz. HV Info'da sensör datası olarak bize kasa içerisindeki durum hakkında daha büyük bir resim çiziyor. Yani sıcaklıklar ne seviyede, enerji kullanımı ne seviyede bunları görebiliyoruz. Hatta şöyle aşağı indireyim. Şu an tabii işlemci yük altında olmadığı için ortalama 30 derece, maksimumda 52 dereceleri görmüş masa üstündeyken ya da biz uygulamayı çalıştırırken. Güç tüketimine de bakalım. Hatta CPU tüm güç tüketimi şu an tabii hiç yük altında olmadığı için en fazla 35 wattları görmüş ki zaten frekansı da dalgalanıyor yük durumuna göre. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Açılsın. Hızlıca bir amp testi yapacağız. Ondan sonra yine işlemci performansındaki en iyi testlerden biri olan performans anlama noktasında Cinebench'i yaparız. Sonra V-Ray yapacağız. Evet, önce Super Pi başladı. Hemen şunu başlatalım. Hatta kameraman arkadaşıma da yakın girmesini rica edeceğim. Şöyle bir taraftan frekansı görürüz, bir taraftan sıcaklığı ve güç kullanımını görürüz. Şu an evet, sıcaklığımız burada, güç kullanımı burada. Önce en klasik test olan bir 1M'i yapalım. Hızlı bitecek bu arada, birkaç saniye içerisinde bitmesini bekliyorum. Evet, 5,5 saniyede 1M testini aldı. Bu esnada da yine ortalama 44 dereceyi gördüğünü söyleyebiliriz. Bir de bunun 32M'ini yapalım. 32M bakalım ne kadar sürecek. Bu biraz daha uzun sürer çünkü dediğim gibi pi sayısının virgülden sonraki çok fazla basamağı şu anda hesaplanıyor. Bu esnada frekansımız burada 5686 MHz seviyesindeyiz. Zaten standart turbo frekansı 5800'lerde tek çekirdek için. Burada da yine sıcaklığı görüyoruz. Şu anda ortalama sıcaklığımız 45 dereceleri gördü. Az önce 44'lerdeydi. Güç kullanımımız da şu anda. Tabii bu test ağırlıklı olarak tek çekirdeğe yükleniyor. Dolayısıyla güç kullanımı şu anda o kadar yüksek değil. Tüm çekirdekler, yani 24 çekirdek yük altına girdiği durumlarda çok daha yüksek değerleri göreceğiz. Evet, 32M testini de şu anda sonucunu aldık. Super Pi'de 32M testi şu an aşağı yukarı 4 dakika 50 saniyede tamamlanmış oldu. Super Pi böyleydi. Özellikle tek çekirdek performansını anlamak için önemli bir değer bu. Şimdi tabii günümüzün en popüler işlemci performans testlerinden birisi olan Cinebench'e bakalım isterseniz. Cinebench Z23 sürümünü kullanıyoruz bu arada, önemli. Z23, buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi daha ziyade çok çekirdek performansına bakalım.
Evet, şu anda Snapdragon R23'te çok çekirdek testi yapıyoruz. Hatta size bir taraftan CPU'ya frekansını da göstereyim. Şu anda frekansımız tüm çekirdekler yük altındayken 5300 MHz ve üzeri gibi seyrediyor durumda. HV info değerleri bence önemli. Bakın şu anda tabii yani işlemci çok zorlayan bir test bu. 24 çekirdeğin tamamı yük altına girdiği için ister istemez artık 100 dereceleri görüyoruz ve güç kullanımında 312 wattlara kadar çıkmış durumda. Şu an gerçek zamanlı olarak 200 wattın biraz üzerine seyrediyoruz ama 312 wattları bulabiliyor. Çünkü frekansların 5000 MHz'in üzerinde sürekli kaldığı 24 çekirdekli bir işlemci için tabii tüm çekirdek aynı anda yük altına girince ortaya çıkan tablo da bu şekilde oluyor. Muazzam bir gücün, böylesine bir güce hükmetmenin tabii ki bazı bedelleri de oluyor. O da nedir? İşte yük altına girdiği zaman tüm çekirdekler enerji kullanımı da 300 wattları bulabiliyor ki bu bizim için başka bir gösterge demek bu. Yani böyle bir sistem toplayacaksanız 14900K'ya sahip olan ki böyle bir işlemciye sahip olmak isteyen bir kullanıcı aynı zamanda 4090 ya da benzeri seviyede bir ekran kartı da olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem anakart hem de güç kaynağına çok dikkat etmek gerekiyor. 4090'ı dikkate aldığımız zaman, bu tabloyla dikkate aldığımız zaman 750-800, gerçek 750-800 wattlardan aşağı düşmemek gerekiyor. Hatta belki 1000 wattlar seviyesinde bir sistem kullanarak kafada hiçbir soru işareti bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hala ortalama 5200 MHz seviyesinde frekans alıyor, gerçekten çok iyi. Tabii bu değerleri elde etmek için biz aynı zamanda bir sıvı soğutma kullanıyoruz. Yine MSI tarafından geliştirilen bir 3 fanlı büyük radyatörlü bir sıvı soğutmamız var. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, şu anda Cinebench skorunu alıyoruz ve alacağız. Almak üzereyiz. Bu loop'u bitirince skor verecek bize. Alttaki 32 çekirdekli Threadripper'a bayağı fark attı ama o zaten artık eski nesil bir işlemci. Bakalım bir skora gelecek. Tam böyle bitmeye yakın bir tahminde bulunmak da kötü olur. Böyle düşmek istemiyorum. Evet, 37 bin puan civarında bir skor elde etti. Koi 9 14900K modeli. Şimdi bunu tabii bu arada biz burada çok çekirdek yaptık ama siz en sonunda 13900K'yla kıyaslarken tek çekirdek skorunu da göreceksiniz. Şeyi de göstereyim. Bu arada yük bitince doğrudan 53 dereceye düşüyor ama yük altındayken ortalama 100 derece civarındaydı. Güç kullanımı da peak'te yani maksimum 312 wattları görmüştüm ama şu an ortalama da 137 watt seviyesindeyiz. Bu arada şunu söylemek tabii önemli. Oyunların tamamı tüm çekirdeklerin tamamını aktif olarak kullanmıyor. Dolayısıyla buradaki değerler özellikle güç kullanım değerleri oyunlara yansıyacak diye bir şey yok. Yeni nesil bazı oyunlarda oyun motorları tüm çekirdekleri kullanmaya çalışıyor ama oyun esnasındaki enerji tüketimi muhtemelen biraz daha düşük olacaktır. Ama 3 boyutlu animasyon kullanıyorsanız, animasyon için kullanacaksanız yani orada skorlar biraz daha yüksek olabilir. Onu da ifade etmiş olalım. Biraz da hafif bir performans değerlendirmesine devam edelim. Bu CPU-Z uygulamasının kendi benchmark uygulaması var. Buna bakalım isterseniz. Şu an çok çekirdek performansını ölçüyor. Aynı zamanda birazdan bitince referans değerlerle kıyaslama şansımız da olacak. Üstelik tek çekirdek skoru var. Bu arada bizim kullandığımız sistemde dediğim gibi anakart MSI Z790 Pro'su, bellek tarafında da 32 GB'lik bir bellek kullanıyoruz. Mesela şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Örneğin referans işlemci olarak mesela 13900K'yı aldığımız zaman ortaya çıkan tablo yani çok çekirdekli %1, tek çekirdekli de %1'lik bir performans farkı var. Zaten videonun başında da ifade ettiğim üzere 14900K yeni bir işlemci mimarisi ya da tasarımına sahip değil. 200 MHz'lik bir frekans artışına sahip ki CPU'nun kendi veri tabanındaki test skorlarıyla kıyasladığımız zaman 13900K'dan %1 civarı daha yüksek skor elde etmiş oldu. AMD 7950 ile kıyasladığımız zaman AMD'nin 16 çekirdekli ama 16 gerçek büyük çekirdek var bu işlemcide. Çok çekirdekli %7 daha hızlı olduğunu, tek çekirdekli %1 daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ama tabii enerji tüketiminde 13900K'da biraz daha yüksek, onu da ifade etmiş olalım. 14600K var. İlginç bir şekilde veri tabanına girmiş yeni nesil işlemcilerden Core i5. Burada tabii tek çekirdekle genelde büyük farklar söz konusu değil. %1'lik bir tek çekirdek performansı var ama çok çekirdeğe bakıldığı zaman Core i5 14600K'da tabii 14 çekirdek olduğu için 14900K'da da 24 çekirdek var. %64'lük bir performans farkı söz konusu. CPU-Z'nin kendi testi de böyleydi. Bu arada CPU-Z'nin testi alışık bir test. Asıl farkı göstermesi anlamına çok süper tutarlı bir test olduğunu söyleyemem ama kolay yapılabildiği için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi işlemci zorlayan bir başka teste geçelim isterseniz. Corona Benchmark. Bu da yine 3 boyutlu modelleme üzerine bir simülasyon yapıyor aslında. Evet, benchmarkımız geldi. Şu anda arka tarafta testi hazırlıyor. Task Manager'dan performans durumunu da gözlemleyelim şurada. Testimizi de başlatalım. Evet, işlemci birden yine 100 dereceyi görmüş oldu, 95-100 dereceyi. Güç kullanımda 290-300 wattları görmüş oldu. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Uygulama çekirdeklerini tamamını aktif olarak kullanıyor. Frekansımız yine 5300 MHz üzerinde 5400-5600 arasında dalgalanıyor. Tüm işlemci yük altında. Corona benchmark yapıyoruz şu anda. İsmin tuhaf olduğunu farkındayım ama bu önemli testlerden bir tanesidir. Skor olarak aslında saniyede oluşturulan ışınları hesaplıyor. Bu skor tek başına anlamlı olmayabilir ama videonun sonunda 13900K ile yan yana gördüğünüz zaman orada karar vermesi belki daha kolay olacak. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, burada da skoru almış olduk. 11.9 milyonluk bir ışın
oluşturma skoru vermiş oldu Corona Benchmark bizlere. Bunu da tamamladık. Dediğim gibi videonun sonunda 13.900 kaydada kıyaslamayı görebilirsiniz. Bir başka test Vireo testi. Bu da yine ağır testlerden bir tanesi. Tüm çekirdeklere yüklenen önemli bir yine içerik oluşturma testi aslında. Vireo ile önemli olan konu şu. CPU ve GPU ayrı ayrı test eden uygulamalardan bir tanesi. Şimdi açıldığından göstereceğim sizlere. Başında seçenekler sunuyor size. Şöyle göstereyim. Burada Vireo GPU CUDA var. Vireo GPU RTX var. CUDA dedi aslında ekran kartı hızlandırması anlamına geliyor. RTX dedi Ray Tracing odaklı bir test yapıyor. En baştaki V-Ray tek başına sadece CPU için aslında kullanacağımız test olacak. Burada da direkt işlemci bilgisini veriyor bize. Ekran kartını seçtiğimiz zaman burada direkt işlemci ve ekran kartı arasında ya da ikisini birden tercih etme imkanı da sağlıyor. Ama dediğim gibi biz şimdilik sadece CPU ile ilerleyeceğiz ve testimizi başlattık. Direkt termal yerlerden yine işlemcinin tam yük altına girdiğini anlamak mümkün. Evet, şu anda V-Ray skorunu da elde etmiş olduk. Dediğim gibi bunun bazı testlerin skorlarını tek başına yorumlaması zor olabilir ama 13.900K'da yan yana getirildiği zaman aslında sonuç kendisini daha fazla belli edecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu da kapatalım. Burada size göstermek istediğim bir başka test ilginç. Sonucunda bu tür işlemciler fotoğraf ve video düzenlemesi için kullanılabildiğinden dolayı mesela yeni nesil uygulamalardan birisi olan Apple ekosisteminde çok kullanılan bir uygulamadır Affinity Photo. Bu uygulama yani Affinity Photo 2 uygulamasının kendi benchmark'ı var. Help kısmından yani en sondaki seçenekten yardım kısmından benchmark kısmına gittiğiniz zaman burada tek çekirdek, çok çekirdek hatta GPU ekran kartına kadar pek çok testi yapabiliyor. Şimdi onu başlattım. Bakalım fotoğraf düzenleme tarafında nasıl bir başarım gösteriyor. İlk skorumuzu aldık. Tek çekirdekte 627 puan, çok çekirdekte 6198 puan verdi. Alttaki testler biraz daha ekran kartına dahil olan testler ama 13900K sistemde de aynı ekran kartı olacağı için zaten bu skorlar kıyaslanabilir skorlar olacak. Aradaki fark işlemci odaklı fark olarak bize yansımış olacak. Evet. Affinity Photo'da elde ettiğimiz skorlar da bu şekildeydi. Fotoğraf düzenleme tarafında bir gösterge olması açısından bu performans değerlendirmesini de videonun içerisine eklemek istedim. Şimdi son olarak 3D Mark testleri yapacağız. 3D Mark'ta iki tane test yapacağız. Bunlardan birisi 3D Mark TimeSpy. Ekran kartı odaklı yani grafik odaklı bir kıyaslama için onu kullanacağız. Bir de 3D Mark'ın kendi işlemci testi var. CP Profile diye geçen. Onu yapacağız. Evet 3D Mark şimdi başladı. Şunu söyleyeyim. Eğer 3D Mark'ı indirip bu testleri kendiniz yapmak isterseniz buradaki testlerin önemli bir kısmının kapalı olduğunu göreceksiniz. Çünkü tüm bu testlerin aktif olması için abonelik istiyor aslında. Ücretli versiyonu, Advanced adını verdi. Ücretli versiyonu kullanmanızı istiyor. Benim kendi hesabım olduğu için ben burada kendi hesabım üzerinden testleri yapacağım. Yoksa şunların tamamının aktif olması için Advanced pakete sahip olmanız gerekiyor dostlar. Onu ifade etmiş olalım. Şimdi önce biz CPU profil testiyle işlemciye bakalım. Sonra da ekran kartıyla birlikte test edelim. Evet şu anda CPU profil testinde skorları elde etmiş olduk. Tüm izlekleri kullandığı zaman yani 32 izlekleri elde ettiğimiz skor bu. Tek çekirdek skorumuz bu ve detaylı bir rapor olarak görebiliyoruz. Bir de tabii ekran kartıyla birlikteki durumu görebilmek için en popüler test olan 3D Mark TimeSpy yapacağız. Şimdi TimeSpy testini başlatalım o zaman. Evet şu anda 3D Mark sonucumuzda bu. 3D Mark TimeSpy'dan aldığımız skor 32.679 puan oldu. Dediğim gibi RTX 4090, MSN RTX 4090 ekran kartı ve 14.900K işlemci ile elde ettiğimiz skor buydu. Yine işlemci skoru ve grafik skorunu buradan ayrı ayrı görmek de mümkün. Şunu hatta led diyelim. Ya bu sistem çok güzel bir sistem olmadım ya. Bembeyaz, içerisinde muazzam bileşenlerin olduğu. Hani alıp götürmek isterdim ama buradan bana deseler ki al bunu götür. Biraz büyük bir ağır bir sistem olduğu için götürmesi kolay olmayabilir ama gerçekten tam anlamıyla rüya bir makina. Neyse konumuza geri dönelim. Az önce 14.900K ve 13.900K yan yana skor bazında da görmüş olduk. Videonun başında da ifade ettiğim üzere 14.900K devrimsel bir işlemci değil. Intel'in en büyük yenilikleri sunduğu jenerasyonlardan birisi de değil. Ama tabloya bakıldığı zaman 13.900K'dan duruma göre %2-3 yıl daha %7-8-9 seviyesinde daha hızlı olabilen bir işlemci. Eğer yeni bir sistem toplamak istiyorsanız, bütçe sınırınız yoksa, yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı toplamak istiyorsanız şu an Intel tarafındaki en hızlı işlemci 14.900K olacak belli bir süre boyunca. Ha 13.900K'nız varsa oyun için geçmeye değer mi? Hani benim bütçe sorunum yok, ben en iyisini istiyorum, en hızlı her zaman benim olmalı diyorsanız eğer Intel tarafında yeni bir seçenek olarak var. Herkesin geçip geçmeme konusu kişinin kendisiyle ilgili bir durum. Yani kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Aradaki performans farkları muazzam derecede değil ama teknik ve teorik olarak bakıldığı zaman Intel tarafındaki şu an alınabilecek en hızlı işlemci de bu videoyu izlediğiniz an itibariyle 14.900K olacak. Itopia.com'da her türlü Intel işlemciyi, buna benzer sistemleri, yüksek performans bileşenleri zaten bulabilirsiniz. Itopia'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Her türlü yeni nesil donanım bileşen 14.900K'nın fiyatı, teknik özellikle diğer tüm bilgiler için de yine itopia.com'u ziyaret edebilir ya da evinize yakın bir Itopia mağazası varsa mağazaya gelip de detaylı bilgiyi buradaki çalışanlardan da alabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.